Şeyde Twitter'da paylaştı bunu ve hem Hüseyin Emre hem de beni etiketledi. Ben size okuyacağım şimdi. Evet, Saadet dedi. Konfüçyüs diyor ki bir tencere pirinç pilavına bütün lezzetleri sığdırmaktır. Eflatun diyor ki, Platon yani, daima yücelikleri düşünmektir. Aristo diyor ki mantık, işte saadet. Sonra Zerdüşt diyor ki saadet karanlıkta kalmamaktır. Brahma diyor ki saadet mi? Herkesin zannı neyse onun aksidir. Mesih diyor ki saadet maziyi unutmak, bugünü hoş görmek, geleceği düşünmemekle mümkündür diyor. Lokman Hekim de diyor ki insanlar bu kelimeyi bütün özlemlerini bir sözde ifade etmek için icat etmiştir. Sonra şöyle bir şekil çıktı ortaya. Hüseyin Emre kendi şeyini çizmeye çalışıyordu, anlatmaya çalıştığını çizmeye çalışıyordu. Ben de dedim ki, bence saadet bizim gibi yarı cahiller için ya tam cahil olmak o pencereden baktığında ya da tamamen her şeyi bilme bilincine sahip olmaktır. İkincisi mümkün değil. Ama bir şeyin mümkünatını tartışmıyoruz. Mümkün ya da değil. Hmm. Nedir? Anladım. Yani metafiziksel... Peki ikinci yaklaşıma göre saadet ulaşılamazdır da mı diyorsun aynı zamanda? Aslında ilki de ulaşılamaz. Şöyle... Tamamen cahil kalman mümkün mü? Değil. Bizim için mümkün değil. Ama bunu başarmış insanlar var. Bu çağda mı? Tabii. Var. Eskimoğullar falan mı? Hayır. Yani o anlamda demiyorum. Bu çağda da tamamen cahil olmuş... Cahilinin farkına varmamış, varamayan insanlar mutlu ve saadet sahibi zaten. Ama biz şimdi yarı cahil olduğumuz için, bütünü bilmediğimiz için... Ben buna çok katılıyorum bu arada. Bütünü bilirsek bence biz hep bir öğrenme eforu içerisinde olduğumuz için, bütünü bilirsek bence işte o birleşen bilinçte her şeyi bilmek bizim saadetimiz olur ki o zaman saadet dediğin şey de yok olmuş olur. Çünkü bir bilinci varılmış olur anlamında mı söylüyorsun? Sen burada ama cahili kime diyorsun mesela? O hiç bilmiyor dediğin, sıfır dediğin cahil nasıl bir cehalet? Bizi yarı cahil olarak tanımlıyorsan. Yani mesela yarı cahil ne biz? Biz nasıl? Bizim yapıyoruz? De bilmediğimiz, bildiklerimizi bilmeyen. Ben bunu şöyle bakıyorum. Ben daha önce tam bu söylediğin karakter üzerine düşündüm. Cahil ne, yarı cahil ne? Öyle söyleyeyim. Bilgine az bilgi girmiş adam. Yani bilgi ne? Az bilgi. Mesela işte felsefi, bilimsel. Bu bina nasıl yapılır sana sorarsam bana biraz bilgi verebilirsin. Ama tam anlamıyla bilgiyi veremez. Ama bu gördüğün her şeye dair bununla ilgili bana bir fikir sunarsın. Tamam. Bu masa nasıl yapıldı diye cevabım vardır. Ama bütününü anlatamazsın. Cahil adam bunu bu durumda, reddediyor. Bu bilmeyi durumda, de reddediyor. Evet. Yani diyor ki ne bileyim ben bu masa nasıl yapıldı deyip çak diye geçiyor. Ama sen belki eve gidince düşünürsün bu masa nasıl yapıldı, bu masa nasıl yapıldı. Ama zaten insan olmanın gerekliliklerinden dolayı bu masanın nasıl yapıldığını hiçbir zaman tam olarak bilemez. Bilsen de hatırlayamaz. Cahilin ikinci örneği de şey, bu masanın nasıl yapıldığını bilmediği halde bütünüyle anlatır. Ve çok bilene de, bu işin erbabına da hayır sen yanlış biliyorsun diyecek kadar cahil bilir. Ben cahil anladın mı? Beyza'nın dediğini, örneğini anladım. Anladım mı? Dediğinizi de bana çok öyle bakmıyorum ben ya. Şimdi konumuz cahil zihni aslında. Boş olan adam bence. Ama konu şey, zihni boş ne demek? Ne demek? Ben şimdi oraya gelecek. Ne demek istedim? Ya bu İrber Ortaylı'nın bir tanımı var ya, cahil adam güzel adamdır, yarı cahil tehlikelidir diyor yani. Hı-hı. Cahil adam zihni boş. Hani bu demin dediğim masayı nasıl yaparım, o senin dediğin mesela çok bilmişlik yapan bir adam. İşte hani, şey mi, alıma kapalı, alışa kapalı. Alışa kapalı yani. Değil, cahil adamın zihni boş. Bak, ne verirsen onu al. Yanlış örnek. Çünkü İlber Ortaylı'nın dediği, ne bilmediğini bilen adamdan bahsediyor İlber Ortaylı. Diyor ki heh, bu adam, cahil. Bu adam ben bilmem beyim, bana anlat diyen adamdır diyor. Evet. Ama bu yarı cahil. Bu yarı cahil değil, bu cahil. Bence de bu yarı cahil. Senin bahsettiğin şey John Locke'un bahsettiği tabula rasa kavramı. İnsan doğduğunda bir tabula rasadır diyor, zihni. Beyaz bir sayfadır, bomboş bir levhadır diyor. Abi bu mantıklı, o zaman herkes yarı cahile dönüşür. Herkes değil. İnsan yaşadıkça ve deneyimlendikçe zihni dolmaya başlar. Yanlış ya da doğru şeylerle. Tamam, yani o zaman, bu tabulara rasa kavramı. Tamam, senin için tam cahil kim kaybolur. O zaman? Tam cahil benim için bilgiyi almaya kapalı kim? İnsandır. Mesela, kim? Bilgiyi almaya kapalı masayı anlatan değil mi? Kim? Kim olarak tanımlayamam. Veya neredeki insan? O zaman dağın başındaki sokakta, insan. Yani dağın başındaki insan diye
yürüyebilirsin, sokakta her an karşılaşabilirsin o insanla. Ya peki aynı zamanda şey adam mı bu? Şehirde bunu bunun var mı böyle bir? Var. Aynı zamanda şey adam mı? Ben zaten biliyorum, bana anlatma adam mı? Evet, ama bilmiyor da. Evet, bilmediğinin farkında olmayan adam. Sen niye tatmin olmadın? Ömür, bilmediğinin farkında olmayı da umursamayan yani. Bir yerden. Bu arada çok bence o verdiğim bütün örnekler içerisinde büyük saadet burada. Çok büyük saadet. Abi hangi saadetten bahsediyorsun? Herkesin cehaleti kendine, herkes başkasının cahilidir. Başka şeyin cahilidir ya. Hocam, ben bu masayı bilmem, sen bilirsin. Ben inşaatı bilirim, sen tahtayı bilirsin. Bak bunların içerisinde hiçbir şey bilmeyen. Kim kime cevap? Hiçbir şey bilmeyen birini göstersene bana. Bilmeyen köyde yaşayan istemeyen ve köyden çıkmamış bir adamı ele al. Tamam, adamın eli bildiği tek şey tarla sürmek, bağ budama, sulama yapmak. Abdülhamid. Bu adam cahil. Sen gelmişsin buraya, dev gökdelenler dikmişsin ama tarlada iki tane şey çapa yapamazsın. Bende hepsi var da. Ben mesela yarı cahil. Ya oğlum misal diyorum mesela. Yapamazsın. Abdülhamid, sana bir şey söyleyeceğim. Kim burada, hanginiz cahilsiniz? Sen köye gidersin cahil olursun. O İstanbul'a gelir cahil. Bir dakika. O İstanbul'a gelir cahil olur. Herkes bulunduğu konumun, bak, coğrafyanın cahili. Ayağa yere basan örneklerden yürüyorsun. Daha soyut kavramlara kaydır kafanı. Bir ki şey bence şu an Beyza bunu örnekleyecek. Evet. Abraham Maslow diye bir adam var. Hep böyle yabancıları mı konuşacağız, evet, ya? İhtiyaçlar hiyerarşisi. Aynen, ihtiyaçları hiyerarşisi. Yemek, içmek. Bir piramit olarak düzenlemiştir. Ne? Yemek, içmek, barınma ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar. Seks. Hayır, kendini... Beşinci ihtiyaç o. En sonda hayır. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı diye en üst basamak vardır. Orada artık insan diğer tüm fiziksel ihtiyaçlarını karşılamış olup... dünya içerisindeki metafiziksel bilgilere sahip olmaya çalışır. Ve orada kendini gerçekleştirme dediğinde için içerisine idealler ve idealizm girer. Yani soyut kavramlar, felsefe, matematik, müzik, bütün pozitif bilimleri bu işin içerisine koyabilirsin. Matematik soyut bir kavram. İşte bütün bu pozitif bilimler içerisinde herhangi bir hipotez üretmeye dair bile düşüncesi olmayan ve bunu kabullenmeyen insan cahillik seviyesinde kalmış insandır. Bana göre. Katılmıyorum. Tamam. Olabilir. Ben daha somut kavramlarla bakıyorum bu cahil. Bu arada sen birçok şeye böyle bakıyorsun. Sevgi hariç. Evet. Birçok şeye böyle bakıyorsun ama hayat öyle bir şey değil yani. Hayat yaşamın böyle daha, bir şey. Yaşamın daha büyüğü soyut kavramlar üzerine kurulu. Yaşamın daha büyüğü değil de yaşayabilmenin daha büyüğü belki. Buna bir oran verecek olsan kaçını somut kavramlar üzerine kurarsın? Hayatımızın %70'ini somut kavramlar üzerine. %70'i. Hadi 60'ı. Geri kalan %40'ını soyut kavramlar üzerine yaşıyoruz. Sen ne diyorsun? Yüzde oranı verir misin? Soyut ve somut olarak. Veririm. Benim için maksimum %20'si somut olur bu hayatta. %80'i soyuttur. Ben de %25 falan çünkü derdim. Çünkü benim için bir bedeni doyurmaktansa ruhu doyurmak daha önemli. Aç kaldığın zaman tekrar konuşalım. İşte onu halletmişim ki zaten oraya geçmişim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yaşamak, karın doyurmak mı yani bu matematiğe hayır, göre? Hayır. Bu hayatta bu senin dediğin farklı. O hayatta kalmak oluyor. Ama bedenin ihtiyacını karşılamadan ruhunun ihtiyacını karşılayamazsın. Aç kalan insanlar en sonunda çocuklarını yediler. Tamam işte onu söylüyorum ya. Ruhlarını neden doyurmadılar? Oraya geçmişim. Hallettikten sonra geçersin. O zaman önce somutu tamamlaman onun gerekiyor. Onun için ihtiyaçları %60'ı bulman gerekiyor. Ya. O yüzden onu tamamlayıp onu yine de... İhtiyaçlar hiyerarşisinde soyutluk kaçıncı sırada? En son sırada işte kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Bak hocam sen şimdi onu öyle alttan bu başlıyor falan diye ölçekliyorsun da bunu yapan, ortaya atan adam da buna bir oran vermiyor. Ben senin oranını soruyorum. Belki o diyor ki bu %10. Çünkü insanın gerçekten yaşaması için gerekli miktar çok az. Abi, orada bireysel farklılıklar devreye giriyor. Tabii ki birçok şey. %50'nin altına düşemezsin bence. Her bence. Türlü düşersin. Peki. Bu nasıl bir şey olur biliyor musun? Bu çok az bir insanda olur. Çok derviş adam dediğimiz adam tarzında. Hayattan kendini soyutlamış. Bütün bir somut lokma, kavramları. Bir lokma bir ırka. Bir dakika, o kadar sana yetmez mi? Tam o manada değil ama. Tam bir dakika. O kadar sana yetmez mi? Ya bana yeter, sana yeter, ona yetmez. Herkese yeter. Herkese yeter. Anatomi olarak düşünelim ya. Canım. Bırak gelmişim ha. Aha, ana beni çekiyor lan. Abi. Merhaba, merhaba. Ana. Kim odur o? Abi dur şunu vereyim abi. Olsun bırak altını abi. Ne yapacaksın? Kaşını da koymayın arkadaşım. İçmiyoruz.
Hocam bir dakika şimdi. İnsan anatomisi açısından düşünelim. Tamam. Sen niye yani bu dünyada eti yiyip kusup tekrar yiyen insanlar da var. Olayı ona getiremeyiz yani. İnsan anatomisi açısından her gün bir öğün yiyince doyuyor muyuz? Doyuyoruz. Bitti. Tamam. Bu seni hayatta tutması için yeterli ise buna %60, %70 falan veremezsin. Ki sadece yemek üzerine de konuşmuyorsun, anlıyorum. Barınması var. Var oğlu var ama bunlar yine de 60-70 bulamaz. Barınması var, ısınması var, susu var, su içmesi var, karın doyurması var. İşte o fiziksel ihtiyaçlar, sonra da barınma ihtiyacı. Tamam, ben de diyorum geçiyor. Ki işte önceliğin somut kavramlar, fiziksel ihtiyaçlar. Öyle. Bunu gerçekleştirmeden ben reddetmiyorum. Ben bunların hepsini inkar dışladım. Tamamen metafizik bir aleme geçtin falan yok. Hayır. Ben onu iddia etmiyorum zaten. Ne dedim? Böyle bir hiyerarşi var ve ben buna katılıyorum. Destek veriyorum. Bütün bu ihtiyaçları karşıladıktan sonra eğer bir insan yine de kendini gerçekleştirme ihtiyacı hissetmiyorsa kendini cahillik seviyesinde kalmıştır. Kendini gerçekleştirmeden kastımız ne? Arayış. Ruhu doyurmak artık. Bedeni doyurdum ya. Hallettin ya. Ruhu barındırmak. Onu bir eve sokmak. Bir ev bulmak ona. Tamam. Bir yurt bulmak. Peki, niye dünyaya geldiğimiz peki şey olamaz mı yani? Ya? Peki şey olamaz mı? Ruhu doyurmak, barındırmak dediğimiz şey illa bir lokma bir rıkayla mı yapacağız? Günde 3 öğün et yiyerek ben bunu yapamaz mıyım? Bak sapıkça yerlere çekiyorsun. Sen var ya konuları... Tam olarak ondan bahsetmiyorum. Oğlum hepimiz aynı şeyi mi konuşuyoruz? Yok. Hayır öyle bir şey demek yok. Demek istediğini anladım. Ben günde 3 öğün et yiyorum. Bu nefsi doyurmak olur kısıyorum, bence. Kısıyorum bir daha yiyorum. Tamam nefsi ama doyurmak. Ama ruhumu da doyuruyorum. Ne yapıyorsun? Ruhunu, olamaz mı? İşte senin ruhunu doyurman orada bireysel farklılıklar devreye girer zaten. Senin ruhunu doyurman o şekilde olabilir ama benim ruhum bir kitap okuyarak doyar, bir müzik dinleyerek doyar. Bu şekilde bir felsefik sohbet yaparak doyar. Ama o diyor ki ben bunu yaparken aynı zamanda ruhumu doyuracağım diyor. Bu şu mu demek? Ben et yiyerek ruhumu o doyuruyorum zaman, mu? Hayır. O et yiyorum sonra ruhumu doyuruyorum. Bağlı ben bir buna, yaşam sürersin. Ben yani. Buna vaktinin kalacağını düşünmüyorum. Çünkü mesaini harcadığım bir et yeme şeyi var. Ölçeği var. Ve sadece bunu yaptığım bir şey var. Hocam saadet nedir'e gelecek miyiz? Tamam saadet nedir onu? Ben merak ediyorum. Et yiyip kısıp yeniden et yemek. Bu bir saadet değildi. Sağ ol be. Bir düşün senin için ne? Yani mümkün olması gerekmiyor bu arada. Mümkünatı olmayan bir şey de olabilir. Saadet nedir? Bu saadet nedir hakkında bir şey okuyacağım şimdi ben size. Siz o sırada konuşmaya devam edin. Sence de öyle değil mi Ömür? Sence de bence değil mi? Bence de sence ve ben bunu daha önce dediğim gibi düşünmüştüm. Yani o zaman falan demiştim ve ne olmak isterdime cevap olarak keşke orada kalsaydım ve zihnime hiç bilgi girmeseydi dedim. Ya da? Ya da zor. İşte o çembere işte, girdikten o sonra değil. O çembere şunu da alayım zihnime, bunu da alayım falanı çok yorucu ama o müthiş. Tam bu noktada şöyle bir dünya kurguluyorum, şöyle bir evren kurguluyorum aslında kafamın içinde. İnsanlar bütün yani tüm bir bilinçten parçalara ayrılmış bireylerdir. Ve bütün metalar da öyle. Vahdeti mevcut felsefesine geliyor bundan. Hı-hı. Bütün varlıklar, varoluşu, hava da var. Her şey de vardı. Evet, onun gibi. Ve bu insanların birleşmesiyle, yani işte buradan kıyamet teorisine gidiyorum. Bir crunch, çökme, içe çökme demek, büyük çöküş. İçe çökmesiyle tekrar tüm varlıklar, varoluşlarıyla, gerekse ölüleriyle, gerekse dirileriyle birleşeceği için ve meta olan vücut, topraktan bu vücut bir gün kaybolacak. Ama bilinç hiçbir zaman kaybolmayacak. Aktarılacak, aktarılacak, hep aktarılacak. Sen gömüldüğünde bile topraktan toprağın bilgisine erişiyor senin. Bak buraya çok gürültü gidiyor. Toprağın bilincine ekleniyor senin bilgin ve bilincin. Dolayısıyla bütün bu büyük çıkışı olduğunda yeniden bir bilinç açığa çıkacak ve o bilincin açığa çıkmasıyla yeniden zincirleme bir yaşam formunun oluşacağını düşünüyorum. Aslında en büyük bilinç bunu orada. Bağladığın yer evet. Vahdeti mevcut ve dünyanın yok oluşuyla alakalı mı? Kıyamet evet, dünyayı. Evet. Aslında üç kuşağı, üç anlamı birbiriyle tüme harmanlıyor. Tüme varım yapıyorum evet. Tamam. Peki burada senin için saadet ne o zaman? Bilinç. Bu her kadar. Şeyi bilmek. Senin için saadet mi? Ben arıyorum, bilmiyorum. Yani Beyza'nın söylediğine çok yakınım çünkü daha önce de düşündüm. Ve verdiği bütün örneklerden yine Beyza'nın dediğine
arkadaşlar, kafam yatıyor. Her şeyi bildiğinde çünkü duyguların da önemi kalmıyor. Yani bu saadet nedir olayı içine bir sürü faktör sokabilirsin ya. İnsanın yaşadığı coğrafyayı sokarsın, insanın yaşadığı şey toplumu sokarsın. 60 yaşında, 70 yaşında bir kadına gidip mutluluk senin için nedir desen, çocuklarımın iyi olmasıdır der. Veya saadet ama senin sormuyorum. İçin. Abdurrahim, senin için saadet ne? Bilmiyorum. Bu arada sen hep bu meseleyi yan masaya bakarak, arka köye bakarak bakıyorsun. Burada saf olarak insan bedenini, insan ruhunu ele alarak konuşabilirsin. Tamam, ben de diyorum yani ki herkesin ruhu, insanın ruhu farklı. Sen hikayede bir anda şeye başlıyorsun. Kime göre neye göreyi konuşacağız? Ya bu tabii ki öyle. Biz de bütün insanların üzerine ama ahkam kesiyoruz. Burada, ha, ama bunu yapmaya çalışıyorsun. Ahkam, hayır, kız diyor ki otorite bence budur. Bak hayır, bence budur diyor. Bence sonra diyor. Örnek diyor bana zaten. Göre diyor. Ben de sen oradan yaklaşınca diyorum insanın otobüsü üzerine. Zaten her şey reflektif. Hiçbir şeyin gerçekliğini tartışamayacağımız bir olasılıklar evreninde yaşıyoruz yani. Bak, saadet, her şey görecek. Saadet nedir diye arayan bir arkadaşım bir yazısını okumuştum. 60 yaşında bir kadına mutluluk senin için ne anlam ifade ediyor diye sordum. Çocuklarımın iyi olduğunu görmek diye cevapladı. Ben ona insanlık tarihi kadar eski ve derinliği olan bir soru sormuştum. Oysa o nasıl da kolay cevap vermişti. Benden farklı olarak ne tür bir hayat deneyimini geçirmişti de beni yollara düşüren bu soruya umut silkmiş, onu bir çırpıda cevaplamış, sonra da havadan sudan meseleleri konuşmaya büyük bir iştahla geri dönüvermişti. Günlük yaşantılarında ortak olduğum bütün gelenekçi toplumlarda içsel doyuma ulaşabilmek için çocuk sahibi olmak yeterliydi. Doyuma ulaşmak insanı anlam arayışından uzak tuttuğu gibi onun neslin sürekliliğinden ve devamının tek amaç olduğu bir mekanik bir işleyişle sıkışıp kalmaya itiyor. Bir saniye. Şimdi senin söylediğini şey bu yazı tezatlıyor aslında. Evet. Diyor ki anlam arayışından, Beyza'nın masaya getirdiği hikayeden çocuk yapmak insanın arasına bir blok koyuyor ve dolayısıyla anlam arayışından seni uzak tutuyor. Hayır, ben başka bir şey baştaki evet. Cümlede ne diyor? Benim bir ömür boyu arayış içerisinde sorduğum soruya omuz silkmişti diyor. Tamam. Ve bir burada, çırpıda cevaplayıvermişti. Çünkü metallara bağımlı. Hikayenin başında Beyza dedi ki burada metallara bağımlıyı sen olumlu anlamda mı söylüyorsun, olumsuz anlamda? Olumlu ya da olumlu olmasına gerek yok. Var olanı söylüyorum sadece. Yani bir olumluluk ya da olumsuzluk olarak algılamıyor. Var olan bu. Çocuğuna bağımlı ve sorumluluk sahibi hissettiği için, omzunda bir güç hissettiği için oradaki anlam arayışı alanı kısıtlanıyor diyor. Yanlış mı anladım? Yani burada diyor ki orada anlam arayışı başka bir yöne evriliyor ve metalara, yani varlığa bağımlı olarak kalıyor. Var olmayanı düşünebilecek bir alan yaratamıyor kendine var olanla bak, uğraşmakta. Ama konuşma şeklin şu şekilde senin. Bunlar kötüymüşe getirmeye çalışıyor. Hayır. Yapamıyor, edemiyor. Hayır. Böyle yapıyor, böyle ediyor. Hayır, ben o onun kendi fikri düşüncesi. Ben o karşısındaki 60 yaşındaki kadından bahsediyorum. Bu kötüdür böyle yapıyor. Ki. Böyle ediyor. Ben bu kötüdür demiyorum onun, ki. Onun yollara düşüp şunu dünyayı gezerken aradığı soruyu tek çırpıda cevaplayabiliyor. Şunu da bilmiyoruz. Ben şu an bekar bir insanım. Çocuğum yok. Yarın bir gün evlendiğimde, çocuğum olduğunda belki ben de o kadının haline bürüneceğim ve ben bu kötüdür demiyorum. Ben de diyorum ki işte özet olarak saadet dediğin şeyi kimse net olarak benim saadetim şu diyemez. Veya bu demiş diyemez. İşte kadın. Kadının için demiş. Kadın ama demiş. Bak bu belki değişir. Bu kadının şimdi cahil midir, yarı cahil midir bu kadın? Kişiye göre değişir. O kendini ne olarak tanımlıyor? Nasıl ne olarak tanımlıyor? Bak şimdi sana göre her şey göreceli ya. O zaman onun kendini ne olarak tanımladığına ve bizim onu ne olarak tanımladığımıza bakmamız gerekmez mi? Yani hocam. Ben bu arada yani sanırım 2 yıldır bu soruyu arıyorum. Şu an yine o boşluğa düştüm. Ben 30 yıldır arıyorum. Neyi arıyorum sorusunu böyle. Yani ne olduğunda mutlu olacağım sorusunu. O şey var ya, nerede değilsem oraya aitmişim hissi. Oraya gidiyor benim. Şey gibi işte, her şeyi düzeltmeye kalkışmanın evet, yok aynen etti. Öyle, aynen ya öyle. Da her şeyi yok etmek isterken bir şeyleri düzeltmiş olmanın verdiği sorumluluk hissi. Mercan... Abi peki hiç mi mutlu olmadınız ya? Mutluluk sizin için ne ya?
Ben diyor ki 2 yıldır arıyorum diyor. 2 yıldır hiç mutlu olmadım. Kardeşim ne mutlu. Anlık mutluysa şu an çok mutluyum. Tamam okey. Ne istiyorsun peki? Ben o geri kalan veya şu güne kadar 30 yıl mutlu olmak. 30 yıl daha mutlu olmak. Tamamlanmış olmak. Abi diyelim ki şu anda tamamlandın. Bunun ne o işte? Bana söyle onu tamamlayayım. Tamam. Herhangi bir şey için şu anda tamamlandın. Ve diyorsun ki mesela az önce dedin ya 2 yıldır arıyorum. 2 yıldır aradığın şeyi de buldum. Bu arada bu böyle bulunabilir. Yarın bir şey evet, olmayacak. Bulamayacak hiç. Üzerine koyulabilir bir şey. Bulamayacak hiç. Çünkü bak tasavvufta der ki tamamlanmış olmak hakka varmış olmak. Yani öldükten sonra ancak bedenen öldükten sonra. Bir yerde enel hak hikayesi. Aynen. Ruhunla tamamlanmış olmak. Çünkü senin aslında bütünden ayrıldığın parça olarak gidip tekrar bütüne karışmak. Evet. Bundan bahsediyor. O yüzden ömür bunu hiçbir zaman yaşayamayacak. Ben de arıyorum. Ben de hiçbir zaman yaşayamayacağım. Ve yaşayamayacağımızı bildiğimiz halde bizim için aramak çok iyi. Evet. Ya bu varmak ve yolda olmak hikayesi. Biz yolda olmanın insanlarıyız. Yolda yolcu, yolda şarar. Ben varmadan de diyorum ki o zaman ben de 30 yıldır arıyorum. Ama siz olayı falan aramıyorsunuz. Siz olayı öyle bir yere getiriyorsunuz ki yani hiç mutlu değilim. Hep ben mutluyum. Ama hayır böyle bir şey demedim. Abi, bizim bu iddiamızı nereden çıkar? Hayır büyük metaforlar üzerine konuşuyorsunuz. Neden konuşmayalım? Bu kadar büyük metaforları tamam konuşalım okey ama bu kadar büyük metaforlara gerek var mı gerçekten? Ben neden artık olsun? Olayı buraya yönlendiriyorum ya. 3 çay içtik evimize gidelim ve kafamızı koyup uyuyalım istiyorsun. Bunu istemiyorum. Bence başka öyle istemiyorsun. Bunu da istediğim zaman da oldu. Abartıyorum. İstemediğinin farkındayım ama abartıyorum. Biz de diyoruz ki dahası olmalı. Çay içtik ama ne konuştuk? TikTok mu? Varlık alemi mi? Anlam TikTok konuşmuş olmak zaten. Tamam, demek ki senin saadetine bir yerden varmaya başlıyoruz. Yani mesela saadet TikTok konuşmamaktır. Konuşmamak. Senin için böyle bir şey diyebiliriz yani. Şimdi kız da zaten sana onu soruyor. Senin için nedir bölümünde öyle bir şey var yani. Yani bu tek bir şey olmayabilir bu arada. Yani birçok şey olabilir. Ben tek bir şey olmak bir zorunda da demedim. Mutluluk bir an. Yaşadığın an. Acılar zamana yayılır. Mutluluksa orada kalır mı? Mutluluk kalmaz. Mutluluk andır. O anda yaşarsın ve biter. Ama acıyı zamana yayarım. Peki bu çok pesimist yani kötümser bir bakış açısı değil mi? Kızın konuşmaları da var ya. Söylüyor. Pesimist, sebebi pesimist. De şu ama bak sebebi de şu. Sanki mutsuzluk olmasa mutluluk da olmazmış gibi bir anlam çıkardım. Ben yanlışsan beni düzelt. Ben katılıyorum buna. Mutsuzluk olmasaydı mutluluğu yakalayamazdım. Evet. Şey bir döngü ya bu. Her hani şey zıttıyla kaimdir. Evet. Ama o diyor ki mutluluğun içerisinde de acı vardır diyorsun sen. Gibi. Bu çok mantıksız. Her şey zıttıyla kaimse. Ya tam olarak öyle değil ama. Içlikse, hayır ben şunu demek istiyorum. Hiçbir şeyin de zıttı yok demektir her zaman. Hiçbir şeyin zıttı var mı Krishna? Hiçbir şeyin zıttı. Bu donanımlanmış gelmiş karşımıza. Hiçbir şeyin zıttı hiçbir şeydir. Vurulmadım. Ya vuruldum ama ölmedim. Kuru sıkıydı. Hocam sen ne olsun istiyorsun? Sen bizden ne istiyorsun? Tamam, ne istediğimi de bilmiyorum. Bence senin sıkıntın ne biliyor musun? Senin zihninize soru sokmamız. Geçenlerde ben sahilde otururken sen yanıma geldin ve hayatımdan memnun musun gibi sorular yönelttin bana. Ben de orada kitap okuyordum. Sana dedim ki ben burada az önce çok mutluydum. Geldim ve benim kafamı karıştırdın. Niye bunu yapıyorsun dedim. Şimdi sen evdeki ya da işte mahalledeki kendi sıkıntından kaçıp yanımıza geldin. Biz sana başka sıkıntılar vererek ve senin cebindekileri dışarı dökerek senin canını sıkıyoruz. Sen de diyorsun ki bir rahat durun. Diyor ki bana bunları yüklemeyin, bana bunları düşündürtmeyin. Çünkü zaten kendi düşündüklerim var. Ben bunlarla zaten baş etmeye çalışıyorum. Bir de sizin derdinizle uğraşamam. Yok ya. Kendi derdiyle aslında bir yerde. Aslında evet bir süre sonra bu genel bir soru ya aynı zamanda. Kendi derdine dönüşüyor. Dertlendi, kederlendi. Evet, saadet nedir? Bilmiyorum mesela şu an bunları konuşmak saadettir ya. Şu an budur. Yürü be kardeşim. Mesela şu an bu. Şuraya gittiğimde mesela başka bir şeydir saadet. Benim bak bu ölçekte yarın başka bir şeydir saadet. Sana anlattığım Afrika projesi. Hı-hı. Afrika köy okulu. Ama senin dediğin gibi ben bu okulu keşke o kadar param olsa, keşke bir araya gelsek, gitsek tuğlalarla kendimiz yapsak falan çocukları oynarken orada izlesek. Mesela? Tam burada Kaybedenler Kulübü'nde bir an vardı. Karşılıklı oturuyorlar radyo programında.
diyor ki Roma'yı fethetmiştir. Tuğlanın üzerine çıkıp şey demiştir. Şimdi ne oldu? Tam oraya gidiyorum. Çünkü mesela Afrika'ya gitmek de benim için çok büyük bir şeydi. Gittim ve şey dedim. Şimdi ne oldu? Fas'a gitmek öyleydi. Ya böyle mesela anneme ev almak öyleydi. Ama şimdi diyorum ne oldu? Ne oldu? Bitmiyor çünkü. Her zaman o başa sarış devam ediyor. Çünkü senin dediğin gibi eğer biterse o anlam arayışı ama bitecek. Ama bu şey de kötü ya. Ne oldu demek ne demek? Bu sağlıklı değil zaten. Bu sağlıklı değil. Ama bence insan psikolojisinde mesela öyle bir şey mesela benim zaten. İçin bir arabam olsun istiyorum ben. Çok İnşallah. İstiyorum gerçekten bir arabam İnşallah. Olsun. Mesela kimisi bu arabayı sadece arabam olsun, birilerine hava atayım diye ister. Onun saadeti mutluluğu çünkü o arabayla hava atmak. Arabanın içerisine poz çekilip saatini gösterip arabanın amblemi bugün de böyle storiesi atmak. Evet. Onun saadeti odur. Benim saadetim de bir araba olsun diyorum. Deposunu doldurayım ve depo bitene kadar yolda olayım. Gideyim diyorum yani bir yola gideyim diyorum. Ama işte ona benim sahip olduktan saadet, sonra saadet de bu mesela. Ben arabayı bu yüzden istiyorum. Binip benim gitmek. Şu, benim iddiam şu. Benzin bittiğinde ve onların tamamı ve benzinin bittiği yerde kamp kurmak mesela. Bunların tamamı olduğunda o kampın ertesi günü uyanıp şimdi ne oldu diyecekmişsin gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Hiç böyle bir şey arzu edip yaşadın mı? Yok. Ben mesela çocukluğumda motor oyunu oynuyordum böyle ve hep sabah 7-8 civarında bir bölümü seçiyordum. Güneş yüzüme vuruyor. Böyle kırık şekilde. Kırmızılığı yüzüme geliyor telefondan. Yorganı kafama çekerdim bak çocukken. Sürekli o oyunu oynardım. Sonra bu an gerçek oldu bir gün. Ben sabahları işe uyumadan 12'de eve geliyordum. Sabaha kadar uyumuyordum. Kamp çantalarımı her şeyimi alıyordum. Motorla Şile'ye kampa gidiyordum. Kefken'e kampa gidiyordum. Ve hep bu an yaşanıyordu. Yüzüme güneş vuruyordu. Diyordum ki ben bu anı bir yerden hatırlıyorum. Sonra bunları yaşadım böyle ve bir gün yolda giderken hatırladım. Lan dedim ben senelerce bu oyunu oynadım. Eski telefonumda SS almışım o anı motorla giderkenki oyun anını. O çıktı sonra karşıma. Dedim ki evet bu bunun şeyi. Ama sonra yine şey dedim. Şimdi ne oldu? Belki buna sen şey diyeceksin. İnkar etmek. Burnunu kıvırmak. Burnunu kıvırmak evet. Evet ama işte insan böyle vardığı yerde bunu ama bunu bu iyi bir şey değil veya bunu savunamazsın veya bunun üzerine gidemezsin. Bunu yok etmen gerekiyor. Ben yenilerinin ihtiyacı olduğunu. Tamam bunu yok edip yenilerine gene kavuşabilirsin. Ne demek yani bu biraz şey gibi geliyor bana. Hani nasıl bir kelime kullanayım? Yok minnetsizlik değil. Yani bir taraflarının kalkması mı derim? Ne derler buna? Tabii, alakası yok. Ben bundan hoşnut değilim. Yani, efendim, şükürsüzlük. Şükürsüzlük mi der? Yani yapmışsın bunu. Hı. Amacına ulaşmışsın. Ama bir şey daha sonra başka bir amaca ulaşırsın. Şimdi Abdurrahim sana bir şey soracağım. Hava atmak mı? Sana bir şey soracağım. Üstünde bir beyaz gömlek var değil mi şu anda? Evet. Üstündeki beyaz gömleğe sahip olmasaydın ve sahip olmayı çok isteseydin evet. Bu senin için belki bir saadet sebebi olabilirdi. Yani bu ait ya da sahip olmakla alakalı bir tutum da olabilir. Ama şimdi var olduğu için üzerine herhangi bir şey dökebilirsin. Ne dersin? Yenisine sahip olabileceğin için de ben nasıl olsa yenisini alırım dersin değil mi? Dolayısıyla buradaki mutluluk ona sahip olana kadardır. Öyle bir şey yok. Bu çok yanlış bir şey. Sonsuz sürmez. Çok ya tamam okey. O yüzden insan şükürsüz Aynen. ve doyumsuz bir tamam, varlıktır. Tamam burada okey. Beni işaret ederek burada okey. Bu arada ben bu gömleği de çok isteyerek aldım. İşaret etmedim. Bana böyle yaptı. İnsan şükürsüz ve doyumsuz bir varlıktır. Ben bu gömleği çok isteyerek aldım. Ve bu gömleği aldığımda benim için saadet oldu. Çünkü sevdiğim istediğim bir gömlekti. Evet. Aldım saadet oldu. Tamam o an saadetini yaşadım. Her giydiğimde Peki, de saadetini yaşıyorum. Peki giyince şey diyor musun? Ama mesela bunu üzerime giyip de sonra onur gibi ne oldu deme. Hiç bu, mi ya? Şükürsüzlüktür. Bu mesela bu, tamam. Burun kıvırmaktır. Ve bu çok yanlış bir şey. Eline bir şey geçmiş, bir ya şey başarmışsın. Yanlış olan ne ya? Sen burnunu kıvırma. Elindekiyle mutlusun. Burnunu kıvır. Ben değilim ya. Burnunu kıvıramazsın abi ya. Bir şey söyleyeceğim. Ne bu yani? Ne bu? Bu da çok tehlikeli ya. Yani şükürsüz tamamen şükürsüz olmak da çok tehlikeli. Bu da tehlikeli. Tamamen şükran duymak da çok tehlikeli. Abi şükran duymak Arada değil bu ya. Arada bir sorgulamak lazım. Şükran duymak Aklı, değil. Şükran duymak buradaki doğru kelime değil. Tamam. Belki doğru kelime o ne bileyim. Ben abi her giydiğimde saadet üzerinde konuşuyoruz ya. Hayır her giydiğimde. Ben bunu giydim. İstediğimde aldım ve giydim ve saadete ulaştım. Ama ne oldu demedim. Hadi bunu yırtayım. Tamam. Öyle mi bakacak olsun? Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben de
O gün onu keşfettim, yolda olmayı keşfettim. Ulan bir daha da kampa gitmiyorum demedim ki. Sadece bunun kafamda büyüttüğüm kadar büyük bir senaryo olmadığının farkına vardım. Bu gömlek gibi. Tamam, ve şey dedim. Evet lan işte. Tamam, güneş varmış, işte yani. Motor varmış ve yolda gidebiliyormuş. Gömlek varmış. Tamam, bu güzel bir his vermedin. Verdi. Ama neye burun kıvırıyorsun ya? Burun kıvırmıyor bence. Tamam, sandığın kadar olmamıştır. Başka daha var. Burun kıvırmıyor bence. Şey, sıradaki olmuyor. Ne şimdi? Bu zaten cepte. Bir de şey kaygısı. Eğer onları da gerçekleştirsem yine bu soruları kendime soracak mı? Soracağız işte. İşte o kaygısı. Tamam, bu soru her zaman ömrü boyunca devam edecek. Biz ne diyoruz oğlum? Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama sen diyorsun ki ne oldu diyor. Ne oldu? İşte oradaki o ne oldu şey değil. Küçük görmek, aşağılamak, kendini yukarıdan bakıp ulan bunun için mi senelerce hayal kurmuşum anı değil. Zihninde onu o kadar yüceltiyorsun ki bir evreden sonra diyorsun ki ya o seni uçuracağını sanıyorsun. Uçurmuyor. Çünkü daha fazlasını. İnsan olarak devam ediyorsun yine yaşantına. Yani o an yaşandığında kainatın en mutlu insanı olabileceğini hayal ediyorsun. Ha işte bu, ben de diyorum işte mutluluk bir an. O an. Saadet o an. Ben katılmıyorum. Başka dillerden konuşuyoruz. Bence mutluluk bir an diyebilirsin ama saadet daha nasıl diyeyim, geniş anlamlar barındırıyor içinde. Sebebi de şu, daha anlamsal, varoluşsal bir anlam barındırıyor bence içinde. Bir, bu zaten konuştuğumuz mutluluk kavramı. Bir şeyi yapmak, bir yere gitmek, insani ihtiyaçlardan ve insani isteklerden doğan şeylerden bahsediyoruz. Yani dünyevi. Hocam saadet ne? Dünyevi olmayan... Bu oraya yükleyeceğim metafor ne? Bir dakika. Dünyevi olmayan, zihinsel, idealist şeylerden bahsediyorum ben saadet derken aslında. O yüzden bu iki konu birbirinden meta ve metafiziksel olarak... İdealist ya. Doğru bir kelime bak, idealist. Yani kurulması gereken bir senaryo olmalı. Bu Hasan Can'ın şey sorusu gibi. Fantezin var mı sorusu gibi. Mesela diyor ki görünmez olmak istiyorum. O anda saadete ereceğim gibi. Bilmem ne olmak istiyorum. Ya abi o da boş. Görünmez olmak ne istiyorsun? Mesela fantezini anlat. İnanılmaz ya. O tarif ettiğin cahil bu işte. Bak o kadar şey ki ne olacak görünmez olacaksın. Her şey yani. Hayır tamam. Onu demiyorum. Onu demiyorum. Diyor ki mesela bir fantezini anlatıyor. Diyor ki görünmez olmak. Tekrar söylüyor. Ne yapacaksın o görünmez olunca? Kalıyor böyle mesela. Ama i̇şte zaten hiç onu düşünmemiş ki. Benim söylediğim ne oldu şimdi de bu. Başardıktan sonra sorma. Görünmez oldum. Ne oldu şimdi? Oldu şimdi? Abdurrahim'in ensesine tokat attım. Ne oldu şimdi anladın mı? Yapsana. Elini kırarım. Mesela bilemezsin de bu arada. Rezan tarafından vururum. Hiç sevmem el şakalarını. Dövüştürürüm sizi yani. Beyza kapanışı yapacakmış. Video konuşma kapanış. Evet, dolayısıyla... Mikrofonu ona bırakıyorum. Tamam. Yani bence saadet tamamen o anlama varmak, hatta o anlam olmak. Çünkü insan küçük evrendir diyoruz ya bazen. Hani aslında dışarıda aradığımız her şey kendi içimizde var. Hayyam'ın dediği gibi cennet de cehennem de senin içinde dediği yerde. Aslında bizim için mutluluk ne cennet ne cehennem. Arafta olmak. Arafta olmanın tadını çıkarıyoruz biz bence şu anda. Ve bu anlama vardığımızda bizim... Bunu şahsın özelinde söylüyorsun değil mi? Evet. Tamam, devam et. O şeyi kabul et. Ömür diyor ki de benimle aynı düşünüyor diye bizim için diyor. Seni neden durdurdu? Benim cahil olduğumu kabul ederek devam et. Sence sen bu söylediklerine katılmıyor musun? Tamam, katılıyorum. Ama bak siz başından, ben şuna çok karşıyım. İnsanların bu tür konuşmalarda... Bunu topluma ve genele yayarak bu insan böyledir, bu insan böyledir diyerek konuşmaları beni çok sinir ediyor. Benim için öyle ama. Benim için diyerek konuş. Yani senin bence için diyorum olur. Zaten bana göre tamam. Diyorum sürekli. Neden? Mesela insanların böyle birey her bir derdi olmasına ve herkesin arayışta olmasına abi bak, niye bu kadar karşı? Beyza'nın anlattığı gibi böyle büyük metaforlar içerisinde farklı yabancı terimler, kelimeler kullanarak insanların bir şeyler yaşamak zorunda bunları değil. Bunları sen bilmiyorsan bu benim sorunum değil. Hayır. Tamam ben cahilim, sen çok biliyorsun. Hocam şimdi... Yok, fuzuliyim. Köydeki bir teyzenin hasat alması bir yıllık
bir beklentisi ise, oradan gelecek olanla da askerdeki oğluna para göndermek arzusuysa ve bunun geneline de saadet diyorsa. Evet. Bu saadettir o zaman. Ama aslında bunu söylüyor. Başka başka yerlerden. Tamam abi, olabiliyor. Ben de bunu diyorum. Herkesin saadeti mutluluğu başkadır. Sen orada meseleyi hasada ve askerdeki çocuğa bağladığın için oluyor. Ama bunların genel paydasında bir şey var. O çocuğun askerden gelip torun vermesi var belki. O torunun ona su getirmesi var belki. Ama hepsi bir bütün. Evet. Ve hepsi bir arayış, bir görme arzusu, bir telaş. Yani fitili yakayım ve geleceğe de oyun bir yerlerde patlasın. Bak, benim nenemin en büyük mutluluğu erkek çocuklarını ev vermekti. Everdi. Şimdi en büyük hayali, saadet noktası erkek torunlarını ev vermek. Şu an bunun için yaşıyor mesela. Ha, sen neneyi savunmak için bu kadar kalmışsın. Hayır, neneyi savunmuyorum. Nenemin kafasındaki mutluluk ve saadet algısı. Zamanında erkek çocuklarına ev vermekti. Ev verdi. Bitti o saadet. Şimdi erkek torun evlatlarına ev vermek. Onu da yapınca belki torunun torununa ev vermek istiyor. Burada benim örneğimden yola çıkarak nenenin ulan bunları da ev verdik de ne oldu şimdi dediğine inanıyorum mesela. Hani, bir de bir şey ben hiç görmedim ne oldu dediğini. Mesela evrimsel süreçte insan işte neden önce primatlı sonra neandertal sonra homo sapiens sonra homo sapiens sapiens yani bugünkü halimiz oldu. Hatırayım hariç. Çünkü beslenmemizi karşıladık, barınmamızı karşıladık. Bizim için hepsini atalarımız önceden yaptılar. Bize de oturup felsefik düşünmek kaldı. Hayat gailesinden bahsetmiyorum. Gündelik ihtiyaçtan bahsetmiyorum. Genele yayılmış zamansal bir süreçten bahsediyorum. Bize de çok felsefik düşünmek kalmadı yani. Biz de hala o şeyin içerisindeyiz. Neyin o döngünün içerisindeyiz. Gündelik olarak elbette onun içerisindeyiz. Çünkü metafiziksel olarak değil de metabolik olarak insan zaten böyle bir varlık. Beslenmek zorundasın, barınmak zorundasın, bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorundasın. Ama bunları karşıladıktan sonra da bunları düşünmeyen insana ben bence cahil diyorum, anladın mı? Ve dolayısıyla benim için bu cahillik olduğu için bütün her şeyi bilmek ve bu bilincin ışığında olmak da tamam, peki böyle bir cahillik saadet. Kötü mü sence? İyi ya da kötü oluşunu tartışmıyorum. Peki sen, yok hayır onu demiyorum ya, ben sana başka bir şey soruyorum. Yani kötü mü? Mesela sen böyle olmak ister miydin? İstemezdim. Tamam. Başkası X bak ben bu da isterdi. Büyük mis isterdim. Gibi ya. Ben istemezdim. Büyük isterdim. Mis gibi yani. Aman ben efendim şurada şu var mı? Aman efendim ölümden sonra hayat var mı? Aman efendim şimdi gökteki 5 milyon kilometre ötedeki taş benim hareketlerimi etkiliyor mu falan şey diye. Şey diyeceğim, eğer bütün insanlar öyle olsaydı şu masa bile olmazdı. Olmazdı. Okey. O zaman inek gibi yaşar ölür, ot gibi gelir, ot yani gibi gider. Yani o zaman bunu düşünmeyenlerin hepsi inek. Evet. Eyvallah. Bir yine, yüzden, gene bir otorite. O yüzden Hindular tapıyorlar ineklere. Bence, bana göre. Gene inek. Gene bir otorite. Bir Eskimo hikayesi anlatmak istedim. Haydi anlat. Bir Eskimo'nun yanına bir Müslüman gitmiş. Ve demiş ki Allah var. Namaz kılman gerekiyor günde 5 vakit. Oruç diye bir şey var. İşte hacca gitmen ve zekat vermen gerekiyor minvalinde. İşte abdest, maddes her şeyi anlatmış. Eskimo bütün hikayeyi dinledikten sonra demiş ki şimdi ben bu anlattığın hiçbir şeyi bilmeseydim cennete mi gidecektim? Evet demiş. Eskimo demiş ki o zaman niye anlattın? Güzel. Güzel.